İn aşağı. Bagaja bak, orada bir ip olacak, getir bana. Şartlar değişti Niyazi. Artık kuvvetli benim. Düşün ki sen karımı öldürmüşsün, ben de kendimi kurtarmak için seni öldürmüş olacağım. Kanuni bir sakıncası yok. Değil mi sevgili karıcığım? Bu kadını öldürmekle ne menfaatin olacak ki? Anlaşılan hayatın boyunca dağdan şehre inmemişsin. Karşındaki kadın meşhur artist Nesrin Gökçe'dir. Artist olmuş veya herhangi biri, bir şey fark eder mi? Neticede insan. Çok şey fark eder. Artist olduğu için onu tırnağından saçına kadar sigorta ettirdim. Hem de düşünemeyeceğin kadar büyük paraya. Pis herif! Evet sevgili karıcığım, bu son sözün olacak. Başıma o kadar çok bela geldi ki, bu yüzden daha dikkatli olmak zorundayım. Alçaklar! İkinizi de geberteceğim! Bunun hesabını soracağım! Biraz ot yiyerek piknik yap bakalım! Hadi! Benzin bitti. Şimdi ne yapacağız? Yaya gideceğiz. Yaya mı? Herhalde şaka yapıyorsun. Yapacağın bir mucize varsa yap da görelim. Bekleyelim, belki bir araba geçer. Buradan hayvan bile geçmez. Yağla tabanları. Tombaladan mı çıktın Allah aşkına? Ne olmuş yani? Ayağım burkuldu işte. İstersen sen git. Belki bir hayırsever çıkar da yardım eder. Oh. O lentem artistin, anladın mı? Atla bakalım Kamberta'ya. Tahminime göre buradan gitmişlerdir. Çünkü bu yol dağ yolu.
Buradan gitmelerine imkan yok. Peki buradan gitmiş olamazlar mı? Belki. Komiser bey, bittim, mahvoldum. Ne oldu beyefendi, anlatın. Elleri kelepçeli bir kanun kaçağı karımı kaçırdı. Üstelik paramı ve arabamı da kaçırdı. Hangi yöne gittiler? Bilmiyorum. Ah, bir bilsem, namusum, şerefim ayaklar altına alındı. Mahvoldum, bana karımı bulun. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Sakin olun bayım, sakin olun. Ne tarafa gittiler? Dağ yoluna gittiler. Demek ki tahminim doğruymuş. Evet, yanılmamışız. Derhal telsizle bildirin, dağ yolunu tutsunlar. Hadi! Başüstüne efendim! Karımı bulun! Karımı bulun bana! Anlaşıldı, tamam. Bölgemizden böyle bir araba geçmedi. Bütün yollar tutuldu. Lazım gelen tedbirler alındı. Dağ bölgesine doğru gidiyoruz. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Hayatta hiç acı çekmemiş gibi bir halim var be kızım. Şimdi okur üflerim seni, bir şeyin kalmaz. Sen çok iyisin. Sana öyle geliyor. Mesleğim gereği birçok insanların hayatını yansıtıyorum. Karakterler üzerinde katiyen yanılmam. Sen dürüst ve karakteri sağlam bir insansın. Böyle bir insan da kimseye kötülük yapamaz. Tam bir film artisti gibi konuştun ha. Alay etmeyin lütfen. Ben de alay edecek hal mi kaldı be kızım? Adın ne senin? söylemek istemiyor musun yoksa? Söylemek istiyorum ama... Hadi söyle. Yine alay ediyorsun diyeceksin. Niye alay ediyorsun diyeyim canım, hadi söyle. Televizyon. He? Televizyon Niyazi. Bak, yine alay ediyorsun işte. Böyle diyeceğini biliyordum. Çünkü sen taktın bir kere bize kızım. Zaten bütün belalar da bu televizyon yüzünden başıma geldi. Bir daha televizyon tamir etmek değil, seyredersem namussuzum. Hadi, bir kere yürü de ayağının durumunu görelim. Peki, yürüyeyim. Hop hop hop, dingili kıracaksın be yavrum. Senin gibi iyi, mert ve kuvvetli birine ihtiyacım var. Her zaman yanımda olup beni koruyacak birine. Bu beladan kurtulursam hep yanımda olur musun? Hoppala! Bana öyle bakma Allah aşkına, içim hopluyor. Hem sonra bu bela öyle kolay kolay kurtulacak cinsten bela değil. Çok iyi avukatlar tutup seni savunduracağım. Yeter ki sen bir iki ipucu bul. O serserileri bulursam kolay. Seni bana Allah gönderdi. Seni de bana. Bu dertten kurtulunca benimle kalacağına söz verin. Söz.